Fetih Suresi 11. Bedevilerden, cihattan geri bırakılanlar, yani İslam'ı tebliğ eden, dini yaymaktan geri bırakılanlar, sana diyecekler ki, bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Bedevi demek, hanzolar. Yani böyle cahil, görgüsüz, efendim, bilgisiz, ham, kaba insanlar. Bu İslam'ı yaymaktan, cihattan geri bırakılanlar sana diyecekler ki, bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Niye sen diyorsun İslam'ı yaşamıyorsunuz? Niye Müslümanlarla beraber olmuyorsunuz? Ya diyor ticaret yapıyoruz diyor. Ticaret çalışma akşama kadar çekler, senetler, onları koyduysa hiç vaktimiz olmuyor diyor. Peki başka? Bir de ailemiz meşgul etti diyor. İşte bir hanımına kürk alacak, oğluna işte ayakkabı alacak. Ben bunlarla meşgul oluyorum diyor. Allah onu onun içerisine boğuyor zaten. Yani bütün vaktini alacak şekilde getiriyor Allah mala ve oğlunun içerisine sokuyor Allah onu. Zaten Kur'an'a, İslam'a hizmete niyeti olmadığı için Allah onu o sistemin içerisine boğuyor. Bundan dolayı bizim için mağfiret dile, bir de bizi af dile diyorlar. Yani özür beyan ediyorlar. Yani biz böyle bunu yapıyoruz ama işte mecburuz işte belli. Hani mal kazanmamız gerekiyor. Çocuklara bakıyoruz. O yüzden bize dua et diyorlar. Mağfiret dile diyorlar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. Çünkü bunlara İslam'ı, Kur'an'ı yayarsanız size mesela 100 milyar vereceğiz desen ne malını takar, ne o ailesini takar, ne bir şeyini takar. Deliler gibi, geceli gündüzlü, değil mi? Yani mesela şöyle bir çalışma yapacağız. Gidip bir şirketin tanıtımını yapacaksın desem bir adama. Sana 100 milyar vereceğiz. Ayda 100 milyar alacaksın. Adam gecesini gündüzüne katar yapar. Değil mi? Yani birçok insan yapar. Ama Allah için yap dediğinde ne diyor? Mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti diyor ve bahanesi oluyor. De ki şimdi Allah size bir zarar isteyecek ya da bir yara dileyecek olsa sizin için Allah'a karşı kim herhangi bir şeye güç getirebilir? Mesela Allah ona kanser hastası yapabilir, ani bir inme meydana getirebilir, felç edebilir. O zaman ne ailesiyle bağlantısı kalabilir ne malıyla bağlantısı kalabilir. Allah gizlice yani bir bela tehdidinde bulunuyor Allah. Hayır, Allah yaptıklarınızı haber alandır diyor Allah. Fetih Suresi 11. Bir yarar dileyecek olsa mesela istese de çok zengin eder. Sağlıklı sıhhatle de yapabilir Allah.